Merhaba arkadaşlar, ben veteriner hekim Yasin Eymen Çelik. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Abone değilseniz abone olmayı, izlediğiniz videolara beğen işaretine basmayı lütfen unutmayın. Bu hafta sizlere çok önemli bir işletmeye getirdim. Türkiye'de bir ilk, belki de dünyada bir ilk. Camdan keçi sayası, camdan dam, camdan ahır, artık ismine ne diyorsanız. İşte arkamda görmüş olduğunuz Sanen keçilerinin bakılıp beslendiği, her gün sağıldığı ve sütlerinden peynir üretildiği Bon SC Keçi Sanen çiftliğindeyiz arkadaşlar. Muhteşem bir işletme, çok ilginç fikirler var. İşletme komple camdan, tavanı camdan, yan tarafları camdan, her tarafı camdan arkadaşlar. Çok ilginç bir işletmedeyiz. Yazın nasıl oluyor, kışın nasıl oluyor, bunları anlatacağım. İçeride bant sistemi var. Altta ızgara var. Bir tarafta plastik ızgara var. Bir tarafta tahta ızgara var. Artıları, eksileri, işletme sahibinin tecrübelerini konuşacağız. Onunla da biraz sohbet edeceğiz. Ürettiği muhteşem keçi peynirlerinin birlikte, hatta Sibel Hanım'la beraber tadımını yapacağız. Tadım testlerini yapacağız. Bakalım keçi peynirlerimiz nasıl olmuş, onları da göreceğiz. Aynı zamanda da camdan bir işletmede bu iş yapılabilir mi? Maliyetleri nerelerde? Neden böyle bir şey tercih edilmiş? Bütün bunları konuşmaya başlayacağız. Hadi yavaş yavaş ben size işletmeyi tanıtmaya başlayayım. Arkadaşlar, görmüş olduğunuz bu işletme, yanlış duymadınız, polikarbondan falan değil, tamamen camdan arkadaşlar. Cam bir işletme, tabiri caizse sera tarzında yapılmış bir işletmeden bahsediyoruz şu an sizlere. Diyeceksiniz ki şimdi bunun üstünde havalandırma var mı? Var arkadaşlar. Aynı normal damlarda olduğu gibi, çelik konstrüksiyon ya da betonarmede olduğu gibi üstte bir fener sistemi var. Hem de açılır kapanır nitelikte. Kışın içerisini ısıtmak için hiçbir şeye ihtiyacınız yok. Azıcık bir güneşle dahi içerisi gayet güzel bir şekilde ısınıyor. Yaza geldiğimizde ise en çok sorulan soru, bizim de en çok merak ettiğimiz şey buydu aslında. Yazın içerisi çok sıcak olmuyor mu? Aslında sıcak olmaya müsait bir yapı ama öyle bir havalandırma sistemi var ki birazdan göstereceğim sizlere. Kafeye gidersiniz de böyle suyla bir soğutma yaparlar ya, hafif su püskürtürler, içerisi soğur. Burada da ona çok benzeyen bir sistem var. İşletmenin bir tarafında içinden su akan petler var. İşletmenin diğer tarafında da fanlar var. Fanlar içerideki havayı çektikçe karşı tarafından, dışarıdan giren hava o su akıntısının, su peteklerinin arasından geçince buz gibi oluyor, soğuyor. Biz soğuk su kullanmadığımız halde normal çeşme suyu o havanın soğumasına sebep oluyor. Dışarıda 40 dereceleri bulan sıcaklıklarda damın içerisi 25 santigrat derece gibi hayvanlar için oldukça uygun bir ısıda oluyor. Peki bu işletmede başka neler var? Arkadaşlar, şu an görmüş olduğunuz platform aslında hem hayvanların gözleminin yapıldığı hem de beslemenin yapıldığı bir yerdeyiz. Şimdi size görüntülerde gösteriyorum hemen. Burada görmüş olduğunuz çuvallarda yonca, ot, arpa, yem, hayvanların beslemesi için ne kullanılacaksa hiçbir şekilde karıştırılmadan buraya geliyor. Burada görmüş olduğunuz deliklerden aşağıya dökülüyor. Bu dökülen yem bandın başındaki karıştırıcıya gidiyor. Bandın başında düğmeye basıldığında dökülen yem bandın başında harmanlanıyor ve düğmeye basıldığında band boyunca bu yem yayılıyor ve hayvanlar rahatlıkla yemini yiyor. Dışkılarını ise görmüş olduğunuz tahta ve plastik ızgaralı bulunan zeminde yapıyorlar ve dışkılar aşağıya iniyor arkadaşlar. İşletmenin ilk yıllarında bu aşağıya yine aynı benzeri bir bant sistemi kurulmuş. Dışkılar bantla dışarı taşınmaya çalışılmış. Fakat oluşan elektronik aksaklıklardan dolayı tamir etmek, bu aşağıda çalışma güçlüğünden dolayı daha sonra manuel sisteme dönülmüş. Şu anda manuel temizlemesi yapılıyor. Görmüş olduğunuz işletmede Sanen keçileri var arkadaşlar ve tamamen süt üretimi için kurulmuş bir işletmeden bahsediyoruz. Keçilerin yıllık süt ortalaması 1000 litre civarında arkadaşlar. Tabi uzun bir sağım periyoduna sahip. Biliyorsunuz Sanen keçileri 270-280 gün sağılabilen hayvanlar ama doğru bakım beslemede çok daha uzun süre sağılabiliyor. Hatta ve hatta dünyanın birçok işletmesinde, burada da olduğu gibi, yıl boyu süt verdiği sürece sağım devam ediyor arkadaşlar. Bu 300-350 günlere, daha da fazlasına da çıkabiliyor. Çünkü bizim için burada önemli olan şey bol miktarda süt almak. Peki süt fiyatlar düşük, İstediğimiz seviyede değil.
ne yapacağız? Hani hep konuştuğumuz, o zaman süte bir katma değer katmamız lazım. Onu yoğurt ya da peynire çevirmemiz lazım diyorduk ya. İşte bu işletmenin sahibi Cengiz Han Bey oturmuş kafayı yormuş. Bununla alakalı kendi emeklerini, çabalarını ortaya dökmüş ve kendi peynirini üretmeye, Bon Keçi peyniri adı altında üretip satmaya başlamış. Ciddi de bir müşteri portföyü oluşmuş. Çünkü %100 doğal keçi sütünden üretiliyor. Mayası da oğlak şırdanından elde ediliyor arkadaşlar. Oğlağın şırdanının içerisindeki sıvıdan maya elde ediliyor. Mayasına kadar her şey doğal. Çok acayip bir işletme, çok ilginç bir işletme. Bugün size bu işletmeyi göstermemdeki, tanıtmaya çalışmamdaki en büyük sebeplerden bir tanesi çok doğal, çok otantik fikirlerin koyunculuk ya da keçicilik ya da büyükbaş hayvancılığa uygulandığında nasıl sonuçlar elde edilebilir onu göstermek istedim. Maliyetlerini Cengiz Han Bey'e sorarız ama kısaca şöyle söyleyeyim. Bir prefabrik betonarme binadan pahalı bir maliyeti yok. Hatta belki de daha ucuz. Birazdan detayları Cengiz Han Bey'den alırız. Tabii peynirinin de tadına bakacağız. Ben bir yandan size işletmeyi gezdirmek istiyorum aslında. Bir yandan da işletmeyle alakalı bilgiler vermeye devam etmek istiyorum. İşletmemizde her şey pratiklik düşünerek tasarlanmış. Önce otlar tamamen o yıllarda ilk defa yapılan ot parçalama cihazları, makinaları yapılarak içlerinde ot parçalanmış. Sonra bu parçalanan ot yem karma makinalarında karıştırılması zahmetli oluyor, zor oluyor, istenilen homojenlik elde edilmiyor diye daha sonra bu parçalanan yemler yem bantlarının başında hemen daha orada hayvanın öğününe göre kendi karışsın diye tasarlanmış. Bunlar işletmeye ne kazandırmış? Çok ciddi manada bir pratiklik kazandırmış. İş gücünü azaltmış. Zaten görmüş olduğunuz üzere de damda herhangi bir zemin temizliği yapmaya gerek yok. Izgara var. Besleme ile alakalı traktördür, yem karmadır vesaire uğraşmaya gerek yok. Direkt yukarıdan yemi döküyorsunuz. Yem bant boyunca gidiyor. Aynı şekilde bandın üzerinde kalan sap, çöp gibi şeyleri de bantı geri döndürerek bandın başında tekrar onları toplayabiliyorsunuz. Bu kadar da pratik bir işletme. Evet, görmüş olduğunuz Sanen keçileri. Sanen keçileri böyle bir ortamda yaşar mı, verim verir mi? İşte bu işletmede gördüğünüz üzere buradaki keçiler veriyor. Kendi gözlerimizle de görmüş olduk. Beslenmesindeki pratikliği görmüş olduk. Yukarıdaki sistemi benim aslında yakında hayata geçecek olan projelerim var. İşte Ankara'da, Bursa'da, onlar da hepsini de size göstereceğim arkadaşlar. Hep böyle yukarıda bir platform hayal ederdim. Hem hayvanların gözlenmesinin kolaylığı açısından hem de işte bölmelerden kaynaklı diğer bölmeyi göremiyorsun bir bölmenin yanından geçerken. Ama bu tarz sistemlerde bütün işletmeyi görüyorsunuz. Bundan yıllar önce yine çalıştığımız bir büyükbaş işletmesinde Mümtaz Tarım'da 2 metre boyunda, hatta 2,5 metre boyunda bir sandalye yapmıştık. İşletmenin ortasına onu koyup merdivenle üzerine çıkıyorduk. Gün boyu orada oturarak bütün işletmeyi görüyorduk. Aslında bu da bir nevi büyük bir sandalye olmuş oldu. Bütün işletmeyi buradan seyredebiliyorsunuz. Lafı fazla uzatmayalım. İçeride peynir tadımına geçelim. İşletmenin sahibi Cengiz Han Bey'le bir tanıştırayım sizleri. Sibel Hanım bakalım keçi peynirinin bir tadına baksın. Onun yorumlarını alalım. Ondan sonra hep beraber kapanışı yaparız. Evet arkadaşlar, işletmemizin sahibi Cengiz Han Bey'in yanındayız. Cengiz Han Bey, sizi tanıyalım önce. Eyvallah. Cengiz Han Orpak, ziraat mühendisiyim. Eski dericilerden, şimdiki çiftçilerden keçi çabanlığı yapıyorum. Kolay gelsin. Şimdi Cengiz Han Bey, camdan bir binadan bahsettik az önce izleyicilerimize. Dünyayı bilmiyorum ama Türkiye'de ilk kez böyle bir şeyi denedik. Memnun musunuz? Bir de olsa bir daha yaparım. Peki, kısa bir soru daha sorayım. Maliyetleri nasıl? Diğer yapı tarzlarıyla kıyasladığımızda. Çok büyük fark yok. Biz biraz abarttık. Mesela ne abarttık? Biz burayı 8 metre yaptık. Yani o da işte ihtiyaçtan dolayı, yani lüks olsun diye değil, içerideki oksijen miktarı anlamında 8 metre yaptık. Bu tarafta avantaj kazandık. 2 kat yaptık burayı. Yani altta oğlaklar, üstte sera. Üretmiş olduğunuz bir peynir var. Evet, o bizim kendimiz için yaptığımız bir şey. Ama sonradan herhalde bir ticarete döndü. Sonra kızım, yani çocuklar çok hassas bu konuda. Her şeyi yemezler. O zamanlar tabii 3-4-5 yaşlarında seçici. Bir gün öyle dedi ki, baba dedi işte bu bundan yapacaksın.
Ama çeşidi de çoğaltmışsınız. Sonradan da tabii ki mecburiyetler, yani talepler geliyor. Ya bu neden yok? Niye bir tulumunuz yok? Yapalım, tulumu da yapalım. Kekikli var, çörek otlu var. Evet, hepsi var. Benim gibi olan işletmelerin önceliği kalite. Sonra işte satış, fiyat. Bunlar ayrı. Ben şu anda birebir en iyisi neyse onu yapayım. Maliyetimi hesaplıyorum. Ona göre bir fiyat çıkartıyorum. Çok yüksek çıkıyor. Ama aslında gerçeği bu. Siz burada birebir kendi ürettiğiniz sütü, tabii, kalitesine kefil olduğunuz sütü işliyorsunuz. Tabii ben dışarıdan süt almıyorum. Bu da aslında ürüne bir kalite artizan katmış oluyor. Artizan diyorum ya, benim süt bon artizan yazıyor burada. Sütü ben üretiyorum. Mayayı ben yapıyorum. Peyniri ben yapıyorum. Yani bu bayağı bildiğin bir usta alıp, hani zanaatkar vardı ya, usta alıyor baştan sona götürüyor işi. Şunu yapacağım diye bir hayal kuruyor. O çıkınca tamam diyor, ben yaptım. Ondan sonra ister satılsın ister satılmasın. Evet. Hani satılsın tabii inşallah da. Ama o zevk bu işi yaptırıyor size. Şimdi her şeyi anlattık. Şimdi her şeyi yemeyen bir Sibel Hanım'ımız var burada. Şimdi yıllardır küçükbaş işletmelerin içerisindeyiz. Haşır neşiriz, yönetimleri vesaire. Her aşamasında yanlarındayız. Hep böyle gittiğimizde, böyle özel bir ürün bulduğumuzda, keçi ya da koyun sütüyle yapılmış yoğurt olur, peynir olur ya da yemekleri olur, etleriyle yapılmış, Sibel Hanım'a tattırıyoruz. Şimdi ben beğenirim. Yani keçinin kokusunu, aromasını, peynirini, her şeyini çok beğenirim. Çok objektif olmuyorum açıkçası. Her yediğimi beğeniyorum. Şimdi bakalım burada bir tadım yapalım. Bu arada peynir niye eksik? Çünkü biz yedik. Yediğimiz için eksik. Hatta Şila vardı. Şila ile beraber yedik. Kaç litre sütten yaptınız bir söyler misiniz? Şu kutu aşağı yukarı 250 gramlık. Bir kutu, tamam. 3 litre süt giriyor bunun içine. 6 kilo sütten 1 kilo peynir yapan işletmeler de var. Ve bunun formüllerini böyle satmak için çok uğraşan adamlar da var. Biz böyle bir şey değil. Süt yağı da yapmıyoruz. Tereyağı da satmıyoruz. Satmam da yani. Bütün ne varsa. Yani tereyağı. Evet, içine. Her şeyi içinde. Bol miktarda suyunu uzaklaştırınca. %28 protein var bunda. %28. Olsun o kadar. %46, %49 civarında yağ var bu peynirde. Böyle insanın ağzına, şimdi tattıktan sonra ilk şeyimi söyleyeyim. Tattıktan sonra ağızda böyle lank diye böyle bir keskin bir tat gelmiyor. Evet, yavaş yavaş. Yavaş yavaş bir aroması dağılıyor, değil mi? Uzun süre şerim yapıyorsun. Ya herhalde ben bir de böyle çok şeylerde falan çalıştığım için. Sibel Hanım bu arada önce de bahsettik, gıdacı olduğu için yemekhanelerde de ilk baş böyle annem kızardı yaptı. Bana mesela evde yemek yapar mesela annem böyle, ama ilk baş kokusunu kaşıkla alırım, hemen ilk baş kokusuna bakarım. Ondan sonra ilk böyle tadını aldığında hemen damağımda böyle bir dilimi şey yaparım böyle, hani tadı nasıl geliyor falan diye. Bunda ağza dolaşan bir aromatik şeyi var. Böyle hani yavaş yavaş böyle. Ve uzun vadede. Uzun vadede de. Onun kahveyle çok güzel gidiyor dedim orası. Ben bunu böyle kahvenin yanına aperatif olarak koyuyorum, açıyorum. Ağzında o kalıyor ya. Kahveyle sanki krema ağzında, üstüne kahveyi içiyorsun. Vallahi öyle bir his geliyor bana. Ben çok seviyorum. Kahveyi bilmem. Muhabbet esnasında bir kutu peynir hallettik temizledik. Eğer bitmezse zaten üzülüyoruz. Diyoruz ki bunlar ya çok utandılar. Ya da beğenmediler. Eğer beğenmedilerse üzülüyoruz yani. Doğru. Ama güzel gerçekten. Ya bir de şey çok önemli. Yani biz hep yurt dışında görüyoruz, insanlara anlatıyoruz yani sütünüzü bir şekilde bir katma değer katın. Yoğurda döndürün, peynire döndürün. Kesinlikle. Bir şeyler yapın. Yani bu tüm dünyada yapılıyor. Çok teşekkür ederiz. Abi, peyniri de yedik bitirdik. Aklınızı helal etsin. Afiyet olsun. Valla her şey çok güzeldi. İşletme çok ilginçti. Yapısı çok ilginçti. Sizin burada yapmaya çalıştığınız, buna katma değer katarak bunu peynire çevirmek. Dolayısıyla kendi pazarınızı oluşturmak. İşte süt fiyatları düşük diye ağlanmaktansa o sütü alıp işleyip bir markaya dönüştürüp ondan sonra fiyatı üstünüze kendiniz koymanız. Bu işte bizim ülkemizin ihtiyacı olan örnek modellerden birisi. Şimdi Cengizhan Bey'le aslında bugün bir çalışmayı konuşmaya geldik ama sürpriz olsun, onu açıklamayalım.
işi nihayete erdirebilirsek İnşallah. O zaman Cengiz Han Bey ile beraber bir videonun çekimini yaparız. İnşallah. Şimdilik bu bir sürpriz İnşallah. Olsun diyelim. Bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Eyvallah. Çok teşekkür ederiz. Bizi çok güzel abi, ağırladınız. Çok sağ olun. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.